Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programında Ankebut suresi 28-35. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada Hazreti Lut'un kıssasından bir bölümü bizlere anlatıyor. Hazreti Lut, Allah-u Teala'nın gönderdiği peygamberlerden, Hazreti İbrahim'le aynı devirde yaşamış, önce ona ümmet olmuş, onunla beraber hicret etmiş, ardından da yerleşmiş olduğu Sedom'da kendisine peygamberlik görevi verilmiş olan peygamberlerden bir zat. Ve Kur'an-ı Kerim onun kıssasını değişik yerlerde naklediyor. Burada da yaklaşık bir sayfalık bölümde bize anlatıyor. Ve Lut'u da gönderdik. İz gâle li kavmihi, kavmine şöyle demişti. İnnekum lete'tunel fahişe, siz fahiş olan çok çirkin bir şeyi yapıyorsunuz. Mâ sebegakum bihe min ehadin minel alemin, alemlerden daha önce kimsenin yapmadığı çok çirkin bir şeyi yapıyorsunuz. İşte bu meşhur olduğu üzere homoseksüellik, erkek erkeğe beraberlik tarzında bir şeyi başlatmışlar. Daha evvelinde dünyada böyle bir şey yok. Onlar ise bunu bir hünermiş gibi yapan ve yapmakla iftihar eden bir topluluk haline gelmişler. İnnekum lete'tunar ricale ve taktaunas sebil. Yani siz erkeklere varıp yolu kesiyor musunuz? Burada erkeklere varmak doğrudan yapmış oldukları gayrimeşru ilişki. Yolu kesmeleri ise yani yolları kesip işte gözlerine kestirdiklerini yanlarına almak, bu manada değerlendirilebilir. Bir de eğer diğer insanlar da bunların yaptığı gibi yapmış olsa nesiller devam etmeyecek. Çünkü kadın ve erkek birbirini tamamlayacak şekilde ve birbirine eş olmak üzere yaratılmışlar. Ama erkek erkeğe beraberlikte nesil devam etmez. İşte bu manada yolu kesmek bu şekilde de ifade edilebilir. Ve te'tune fî nâdîkumul münker, ve toplantı yerlerinizde münker olan, aklın ve dinin reddettiği şeyleri yapıyorsunuz. Günümüzde dünyanın bazı yerlerinde grup halinde çılgınlıklar yapmak herhalde Lut kavminin adetlerinden birisi olsa gerek. Münferit olarak dünyanın hemen her yerinde ve her dönemde gerçekten çok münkerler, çok çirkin işler yapılmıştır. Ama öyle anlaşılıyor ki Hazreti Lut'un kavmi bunu grup halinde yapıyorlardı ve toplantı yerleri vardı. Ve o toplantı yerlerinde aleni bir şekilde günahları işlemekteydiler. Çok çirkin işleri yapmaktaydılar. Günümüzde bu manada çılgınlıklar dünyanın her tarafında var. Hatta belki bir kısım televizyonlar bunlara alet oluyor, bunları yayınlıyor. Bu manada gerçekten insanın yüzünü kızartan ve insanlığın asaletine uygun olmayan durumlar görülebilmekte. Burada şöyle bir mesajı da algılayabiliriz. Evet, insanların bir takım toplantı yerleri olacaktır. Ama bu toplantı yerleri münker olan, dinin reddettiği şeyleri yapmak için olmamalıdır. Yani diyelim ki kahvaneler, kahvane gibi toplantı yerlerinin olmasında bir mahsur yok. Ama insanlar burada kumar oynuyorsa, burada içki içiyorsa problem budur. Veya diyelim ki geceleri insanların toplandığı bazı yerler, buralar yine bir işlet meclisi halini almışsa en kötü yerlerdir. Ama bir araya gelip güzel sohbet ediyorlarsa bunda bir problem söz konusu değildir. Demek ki bu gibi toplantı yerlerinin emri bil marufta, maruf olanı emretmekte kullanılması lazım. Güzel şeyleri yapmakta kullanılması gerekir. Yoksa Lut kavminin yaptığı gibi çılgınlıkların düzenlendiği yerler olmamalı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir defasında şöyle buyuruyor. Yol kenarlarında toplanıp oturmaktan sakının. Sahabeler diyorlar ki ya Resulallah, bunda ne mahsur var ki?
Oralarda oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Peygamber Efendimiz illa diyor oralarda oturacaksanız yolların hakkını verin. O gibi yerlerde oturmanın hakkını verin. Diyorlar ya Resulallah oraların hakkı nedir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Oradan geçenlerin selamını almak ve onlara kötü bir şey yapmamak ve orada güzel şekilde sohbet etmek, emri bil maruf, nehyanil münkerde bulunmaktır. Demek ki bu gibi kahvane veya benzeri yerlerin hakkını müsbet yönde vermek lazım. Eskiden ecdadımız kahvaneye kıraathane dermiş. Kıraat okuma anlamında, okuma evleri, okuma yerleri. Ve bu şekilde böyle yerler münkeratın, fuhşiyatın işlendiği yerler değil, kötülüklerden insanların alıkonulduğu birer terbiye merkezi haline getirilebilir ve getirilmelidir. İşte Lut kavminin kötü özelliklerinden birisi toplantı yerleri vardı ve bu toplantı yerlerinde her türlü münker şeyi, dinin ve aklın reddettiği şeyi yapmaktaydılar. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوا Kavminin cevabı ancak şöyle demeleri oldu. اِئْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ Eğer sadık isen, doğrulardan isen Allah'ın azabını bize getir de görelim. Demek ki Hazreti Lut onlara yaptıkları kötülüklerden vazgeçmezlerse Allah'ın azabının geleceğini anlattı. Onlar da peygamberle dalga geçercesine eğer sözünde sadık isen haydi azabı getir de görelim dediler. Normalde düşünmeleri gerekirdi. Yani bu içimizden rastgele birisi değil, çok seçkin bir insan, Allah'ın sevgili bir kulu, bu böyle diyorsa burada bir durup düşünmek gerekir demeleri gerekirdi. Ama onlar hem peygamberle alay ederek hem azabın gelmeyeceğini ima eder tarzda varsa öyle bir azap getir de görelim demeleriyle hadlerini aşmış oldular. Gale Hazreti Lut dedi ki Rabbin surni alel kavmil müfsidin. Ya Rabbi müfsit kavme karşı, bozgunculuk yapan kavme karşı bana yardım et. Peygamber elbette normal şartlar altında kavminin hidayetini ister. Onlara dua eder. Onlar için bir rahmettir. Ama bu şekilde artık kendileri çok aşırı bir hale gelmişse, söz dinlemez bir hale gelmişse onlara beddua da eder. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُولُنَا اِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى Elçilerimiz İbrahim'e müjde getirdiklerinde قَالُوا dediler ki اِنَّا مُحْلِكُوا اَهْلِ هَذِي الْقَرْيَ Biz şu beldenin ehlini, ahalisini helak edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'in başka yerinde, başka yerlerinde bunu biraz daha ayrıntılı bir şekilde görmekteyiz. Melekler insan şeklinde önce Hazreti İbrahim'e uğruyorlar. Hazreti İbrahim onları insan zannediyor. Melek olduklarını bilmiyor. Ve onlara ikramda bulunuyor. Ama onlar ellerini yemeğe uzatmıyorlar. Bunun üzerine Hazreti İbrahim acaba kötü niyetle geldiler mi diye içinde bir korku duyuyor. Melekler kendisini teskin edip diyorlar ki korkma, biz Allah'ın elçileriyiz. Lut kavmi için geldik. Geçerken de sana bir müjde getirdik. Yani bu müjde Hazreti İbrahim'in şahsıyla alakalı, çocuğunun olacağı kendisine müjde olarak veriliyor. Hanımı kısır iken, kendisi de yaşlı iken, normal şartlarda çocuğu olmaz bir durumdayken Allah ona Hazreti İshak'ı nasip ediyor. Böyle bir evladı, peygamber olacak bir evladı nasip ediyor. İşte gelen elçiler bunu müjde olarak verdikten sonra asıl görevlerinin haddi aşan Lut kavmini helak etmek olduğunu anlatıyorlar. İnne ehlehe kânu zalimin, onun ehli, o beldenin Sedom ahalisi çok zalimler. Zulümlerinden dolayı, yani nefislerine zulmediyorlar, etrafa taşkınlık yapıyorlar, Allah'ı tanımıyorlar. Bu gibi zulümlerinden dolayı onlar helak olacak. Gâle inne fîhe lûta,
Hazreti İbrahim dedi ki onların içinde Lut da var. Yani o da mı helak olacak? Galu, onlar dediler, melekler dediler, nahnu a'lemu bimen fiha. Biz orada kim olduğunu, kimler olduğunu en iyi bilenleriz. Lenneciyennehu ve ehlehu illa imraate. Hanımı dışında onu ve onunla beraber olanları, ehlini kurtaracağız. Kânet minel gâbirin, ama onun hanımı geride kalanlardan, azaba düçar olanlardan olacak. Değerli izleyenlerim, burada meleklerin bu gibi olaylarda herhangi bir tesadüf olmadığını ve gelen azapta kime ne gelecek tarafilayden belirlendiğini anlattıklarını görmekteyiz. Yani evet, o belde helak edilecek ama orada Hazreti Lut da var. Ona iman edenler de var. Hazreti Lut ve onunla beraber olan kimseler kurtarılacak. Hazreti Lut'un en yakını hanımıdır. Ama hanımı Hazreti Lut'un yanında yer almamıştır. Ve hıyanet içinde olmuştur. Namus noktasında bir hıyanet değil ama inanç noktasında, hayat felsefesi noktasında hıyaneti olmuştur. Ve bundan dolayı bir peygamber hanımı olmasına rağmen Lut kavminin maruz kaldığı azaba o da maruz kalıyor, o da helak edilenlerden oluyor. Burada şunu da görmüş oluyoruz ki, demek ki peygamber hanımı olmak bile tek başına kurtulmak için yeterli değildir. Allah her insanı müstakillen imtihan etmektedir. Peygamberimizin hanımlarıyla alakalı Allah-u Teala şunu nazara veriyor: ey peygamber hanımları, siz diğer insanlar gibi değilsiniz. Diğer kadınlardan biri gibi değilsiniz. Sizden birisi bir kötülük yaptığında bunun cezası başkalarına göre iki kat şeklinde verilir. Demek ki peygamber hanımı olmak bir şeref ama bu şerefin gereğini yapamamak, o da büyük bir vebal ve ona göre sorumluluğu da daha fazla oluyor. Velemma en caet rusuluna Lut'a, elçilerimiz Lut'a geldiklerinde, insan şeklinde geldiklerinde, si'e bihim, onların gelmesi yüzünden rahatsızlık duydu. Tabi burada rahatsızlık duyması, kavminin durumunu biliyor. Gelenler de genç birer delikanlı şeklinde gelmişler. Böyle olunca kavminin iştahını kabartan bir durum. Yani parlak simalı gençler şeklinde geliyorlar ve bu da Hazreti Lut'u endişelendiriyor. Kavmin bunları görür de bir şey yaparlarsa diye endişe duyuyor. Ve dâga bihim zer'a, ve kolu daraldı. Yani kolun geniş olması, imkanının geniş olması anlamında, daralması da elinden bir şey gelmemesi o anlamı ifade ediyor. Ve bundan dolayı da sıkıntı duydum. Ve galu, onlar ise dediler ki la tahaf ve la tahzen, korkma ve üzülme. İnne muneccuke ve ehleke, biz seni ve ehlini kurtaracağız. İllem ra'atek, hanımın dışında. Kânet minel gâbirin, o geride kalanlardan, azaba maruz bırakılanlardan olacak. Burada elçilerin, gelen meleklerin netice itibariyle Hazreti Lut'u teskin ettiklerini görmekteyiz. Tabi burada kısa geçilen bazı durumlar Kur'an'ın başka yerlerinde anlatılmakta. İşte Hazreti Lut'un misafirlerinin geldiğini duyan kavmi evin kapısına kadar dayanıyorlar. Ey Lut, duyduğumuza göre misafirlerin gelmiş, biz onları görmek istiyoruz diyorlar. Hazreti Lut o ana kadar daha gelenlerin melek olduğunun farkında değil. Çok böyle rahatsızlık duyuyor, sıkılıyor ve keşke sağlam bir şeye dayanabilseydim, keşke elimden bir şey gelseydi diyor. Halbuki bir peygamber olarak zaten Allah'a dayanmış, en sağlam şekilde dayanmış bir vaziyette. İşte melekler onun o sıkıntılı anında kapıyı aç, merak etme diyorlar. Bir şey olmayacak, yani sana bir şey olmayacak, bize de bir şey olmayacak. Biz Allah'ın gönderdiği elçileriz, biz melekleriz. Ve Hazreti Lut kapıyı açtığında onlar içeriye dolmak istiyorlar.
Ama gelen meleğin kanadını çırpmasıyla hepsinin gözleri görmez hale geliyor. Ve oradan kaçışıyorlar. Ve sabaha da o beldenin altı üstüne getiriliyor. Toptan ehli iman dışında olanlar toptan helak ediliyorlar. İnna munzilune ala ehli hazil qarye riczen mines sema. Biz bu beldenin ahalisine semadan azap göndereceğiz. Bima kanu yefsugun, fısklarına bedel olmak üzere. Yani Allah'a itaatten çıkmalarına bir ceza olarak biz bu beldenin ahalisine gökten azap göndereceğiz. Ve lekad tarakna minha ayeten beyyine li kavmin yakinun. Aklını kullanan bir kavim için onlardan geriye apaçık bir ayet bıraktık. İnsanların ders alacağı, ibret alacağı bir ayet bıraktık. Değerli izleyenlerim, bugün Ürdün sınırları içinde Lut Gölü de var. Ve bu Lut Gölü değişik özellikleri olan, yeryüzünün de en çukur yeri tarzında bir şey. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabeleriyle oradan geçerken işte bir kavim burada helak edildi, burada durmayalım diyor. Oradan hızlı bir şekilde geçiyorlar. Demek ki bunlardan geriye kalan harabeler var. Ve bu harabeler insanların uğrak yerleri ve bunların bu şekilde helak edilmeleri dillere destan olmuş. Ve öyle ki Kur'an'da da anlatılıyor, Tevrat'ta da anlatılıyor. Hem çok şiddetli bir sarsıntıyla beldeleri böyle yerle bir ediliyor, hem de gökten başlarına taş yağdırılıyor. Yani gökten taş yağar mı? Allah dilediği zaman yağar. Yağmur yağdığı gibi taş da yağar. Aslında her gün gökten başımıza taş yağıyor. Her gün dünya atmosferine 50 bin civarında meteor, gök taşı düşüyor. Eğer bunlar sema korunmuş bir tabaka olmasa başımıza doğrudan inecek. Ama Allahu Teala ve cealine sema sakfan mahfuza buyurmuş. Semayı korunmuş bir tavan kıldık. Bundan dolayı gökten inen bu taşlar atmosferde sürtünmeden dolayı toz haline geliyorlar ve başımıza taş olarak inmiyorlar. Ancak ibret-i alem olması kabilinden mesela Arizona'da, Kanada'da, Rusya'da ve belki dünyanın daha bazı başka yerlerinde zaman zaman doğrudan bir taş şeklinde de düşmüş. Allah dilerse gökten taş yağdıracağını da bu şekilde göstermiş oluyor. İşte Lut kavmi gökten başlarına yağdırılan taşla helak ediliyor. Ve emtarna aleyhim matara fesa'e matarul munzerin. Yani kendilerinin üzerine yağmur gibi taş yağdırdık ve bu şekilde uyarılan bu kimselerin yağmuru ne de kötü oldu. Yani rahmet yağmuru yağmadı, başlarına azap yağmuru yağdı. Kur'an-ı Kerim bu şekilde ifade ediyor. Fil suresinde elem tara keyfe faale rabbuke bi ashabil fil. Orada Peygamberimizin kıblesi olan, Müslümanların kıblesi olan Kabe'yi yıkmaya gelenlere kuşların ayağıyla taş atıldığı Kur'an-ı Kerim'de yine anlatılmakta. Ve böylece Ebrehe ve ordusu kuşların ayaklarında, gagalarında bulunan küçücük taşlarla harap ediliyor. Adeta bir bombardıman manzarası yaşanıyor ve bunlar yenilmiş bir ekin tarlası tarzında değişik diyelim çekirgeler vesaireler tarafından yenilmiş bir ekin tarlası haline getiriliyor. Hepsi yere serilip kalıyor. İşte Lut kavmi de Sedom, Gomorre oralarda yaşamışlar ve başlarına gökten taş yağdırılmış, beldelerinin altı üstüne getirilmiş, üstü altına getirilmiş ve bu şekilde toptan helak edilmişler. Demek ki bunda aklını kullanan bir kavim için bir ayet, bir ibret var. Dikkat edersek Kur'an-ı Kerim onların kıssasını anlatırken onların zulmünden söz etti. Onların taşkınlıklarından söz etti. Ve fısk yani taatten çıkmaları, isyana girmeleri bu gibi durumlarından söz etti. Bu da demek ki cezayı gerektiriyor. Allah-u Teala'nın
adaleti var. Cenab-ı Hak azizdir. Cenab-ı Hak züntikamdır, intikam alandır. Böyle olunca her ne kadar şu dünya bir imtihan dünyası olsa da zaman zaman şu dünyada da doğrudan doğruya Allah-u Teala cezayı veriyor. Ama asıl ceza mahalli diğer alem. Demek ki bir kısım cezalar oraya bile bırakılmadan hemen böyle tokadını gerektiriyor ve dünyada peşin bir şekilde de cezası veriliyor. Tabii bunlar ifade edildiğinde acaba günümüzde neden hemen bu gibi şeyler olmuyor? Neden toptan helak edilmiyorlar? Hatıra gelebilir. Aslında günümüzde de dikkat edilecek olsa bu gibi şeylere bulaşanlar şöyle veya böyle bir şekilde cezalarını bulmaktadırlar. Cenab-ı Hak her türlü pislikten ve günahlardan bizleri muhafaza eylesin. Başka bir programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.